Oğlum benim. Oğlum. Kuzum. Şimdi ilk önce çeneyle deli açılırsa şu hortumdan bir kurtulacak, bir enfeksiyondan kurtulacak. Sonra bir mamayı ağzından yemeye başlayacak. Aspre yapmak zorunda kalmayacak, midesine kan oturmayacak. Beni en çok zorlayan şey aspre, şu hortumu takmak. Bu kadar değil, daha buradan 25 santim midede de var. Şu andaki sağlık durumu. Dili yapışık, kulaklar yok. Golden Arse sendromu olarak doğdu. Doğuma kadar böyle bir sendromlu olduğunu bilmiyorduk. Tedavi süreci dili yapışık, dilin açılması lazım. Çene, kulaklar yok. Kalbinde 4 tane delik var, 2 tane daralma var. Böbreğinde genişleme var. Bildiğim kadarıyla bunlar. Hastaneye başvurduk. Bir aylıktan beri hastaneye git gel yapıyoruz. Daha bir çözüm alamadık. Ameliyat olması gerekiyor. Zaten şu hortumla besliyorum. Beslenmesi bu şekilde oluyor. Ve bu hortum sürekli enfeksiyon kaynağı. Enfeksiyondan çıkamıyor çocuk. Yani bir an önce ameliyatın olup ağzından beslenmesi sağlanması gerekiyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama biz tek sonunu getiremiyoruz biz çocuğum için. Çocuk da yıprandı, ben de yıprandım. O aspirasyon falan yaparken artık yani şu hortumu ağzına burnuna sokmak istemiyorum şu çocuğumu. Sadece kurtulsun istiyorum yani şu hortumdan kurtulsun istiyorum. Yani görsünler çocuğum artık. Şu ameliyat olsun başka hiçbir şey beklemiyorum kimseden. Sadece şu çocuğum kurtulsun. Ona her hortumu soktuğumdan çektiğimi ben biliyorum. Bazen midesine kan oturuyor. Mideyi temizlemek zorunda kalıyorum. Ya çocuğumun zoru çok. Beni o çocuğu daha çok benim ondan çok dayanamıyorum artık. Yavrum çekti acıya dayanamıyorum. Ağlamadan geçen bir gecem yok benim çocuğuma bakarken. Sadece çocuğuma yardım etsin, ameliyatların olsun ya. Şundan olsun, kurtarsın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şu hortumdan kurtulsun. Kulaklarını falan hiç dert etmiyorum. Sadece şu beslenmesi düzelsin onu istiyorum. Mm-hmm.